Çöpten ikisinden yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biliyorsun ekonomik kriz sebebiyle çarşı pazar artık gerçekten tutuştu ve insanlar isyan ediyorlar. Özellikle bizim sokak röportajlarında da bunu görüyoruz. Herkes cebinin yandığını söylüyor gerçekten. Ama bir görüntü getireceğim. Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın küçük bir görüntüsünü izleyelim. Onun üzerine bir konuşalım istiyorum. Arkadaşlar o videoya bir girebilir miyiz? Girdik markete bak 5 liranın hesabını yapıyor. 1 milyar 800 lirayla be alıyorlar 50 milyar maaş be. Bunlar kafasını yastığa koyunca ne yapıyor artık ne yapıyor? Acaba vicdan azabı çekmiyor mu bunlar? 550'den fazla yemek çeşidi var. 550'nin şöyle takip edip seçmesi bile zor. Evet, Binali Yıldırım şimdi meclise gitmiş, güzelce tezgahın başında geçmiş, et falan doğruyor orada. Bir de diyor ki, lokantada, meclis lokantasında 550 çeşit yemek var ve onları seçerken çok fazla zaman kaybediyoruz diyor. Ve yemeklerin çok kaliteli olduğunu söylüyor. Övüyor orayı. Bir taraftan da işte vatandaşın isyanını görüyoruz. Bunun üzerine bir konuşalım. Ben bu meclis yemekhanesinde bir iki yemek yedim. Yani gerçekten çıktığında insan zıkkımlandım da açık söyleyeyim yani. Açtım. Bir millet kim hangisiyle oturduğumu hatırlamıyorum. Birkaç kişiydik. Bir şunu söyleyeceğim. Sanki babasının şeyi restoranı, onu da yermişsin, bunu da yermişsin. 3 kuruş zaten. Evet. Yani dışarıdaki tavuk döner daha pahalı. Orada tandır yiyorsun o fiyata. Değil mi? Rezalet bir şey. Milletvekillerinin hangi partiden olursa olsun hiç fark etmiyor. Oradaki zıkkımlanış şeklini ve oradaki davet verdikleri daveti gördüğünde siyasetten tiksiniyorsun. Genelde misafirlerini orada ağırlamayı tercih ediyorlar zaten. Hepsi köylüsünü de ağırlıyorsun. Babasının çiftliği ya. Hepsi zıkkımlanıyor. Evet. Gerçekten zarar ediyor bir de. Hani yani bari şey fiyatı doğru koy ya. Hani bir esnaf lokantası gibi koy. 5 liraya tandır falan yiyorsun ya. Evet. Böyle bir rezalet var. Şimdi 550 yemekle övünüyor. Orada da işte insanlar aç. Bu arada yalnız övünürken bir garip böyle yaşlanmış mı, çökmüş mü? Espri bile yapmadı doğru dürüst. Sanıyorum bu şey belediye başkan adayıyla onu çok mutlu etmiyor aslında. Yani ya da 550 çeşidi ezberlemeye mi çalışıyordu o sırada? O da doğru. Ya da artık menüden karar vermekte zorlandıysa tadı kaçmış olabilir. Ya da ben konuşurken tandır bitiyor diye mi acaba bir fenalaştı? Vallahi bilemiyorum. O da olabilir. Ya bu şeyi... Halkla bağlantılarını tamamen kopardılar değil mi? Ama zaten bunun için biraz da bütün bunlar. Evet. Bütün bunlar o duygusuzlaşmak, oraya girdiğinde işte bu cari siyasetin rezilliğine uyum sağlamak için bunlar. Evet. Bence şey, gerçekten bu bir şey. Yaşam biçimi olarak milletvekilini halktan koparmanın bir yöntemi. Ve evet. Kopuyorlar mı? Evet, hepsi de kopuyor. Tabii. Öyle kopuyor, böyle kopuyor. Bugün işte gördün. Kalabalık var, makam aracıyla oraya girmeye çalışıyor. Dat 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 diye. Evet. Nesin ya? Değil mi? Dün Erdoğan Sivas'ta konuşurken kitlere kadro istiyoruz diye bağırdılar. Erdoğan azarladı onları. Kadro madro yok diye. Yok, yani tamam. Çünkü niye? Siz domates, biber, patlıcan derken dedi. Mermi. Mehmetçik orada işte onu giydireceksin. Mermisi sen ne kadar onun ne kadar ücreti sen biliyor musun dedi. Azarladı. Tabii millet ejder meyvesi sonra, suyu içemediği için anlayamıyorlar. Sonra, eğer öyleyse Erdoğan mermiye haline. Para gerekiyorsa ülkeyi savunmak için halk ekmekten ekmek alsınlar, yarım ekmek içine dandik kaşar koysunlar şu BİM'den ya da A101'den aldıkları hayvan yeminden yapan kaşar. Evet. Halk onu yiyor çünkü. Onu zıkkımlansınlar yemekhanede. Evet. Mermi parasını oradan çıkartsınlar. O A101'lerde falan satılan kıymayı da biliyorsun değil mi? O yağ, kuyruk yağ falan işte. Yani işte hani tavuğun böyle arta kalan kısımlarını kemiği, boyayarak. Hatta bir vatandaş şey yapmış böyle eti alıyor gerçekten paketi açıp suyun içine koyuyor. Karıştırıyor bembeyaz bir şey çıkıyor onun içinden. Yani halkın vekiliysen onu zıkkımlan kardeşim. Evet, aynen. Mermi paranı da oradan çıkar. Bir zahmet. Hemen bir reklam filminden bahsetmek istiyorum. Saadet Partisi gençlere yönelik ilginç reklam filmleri hazırlıyor özellikle. Sürün Osman hikayesini reklamlaştırmış. Ancak işte sinemalarda gösteriliyordu. Çok yoğun baskı olduğu için kaldırmak zorunda kalmış sinemacılar. Sürün Osman reklamını bir tabii, getirelim, izleyelim. Onun üzerine konuşalım.
1950 ve 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu. Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saati ve hatta Taksim Meydanı'nı kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu. Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Sülün Osman mesleğinde ilk değildi, sonuncu da olmadı. Bu işler bazen bireysel, bazen organize işler. Ama her zaman yanlış işler. Saadet Partisi keyifli seyirler diler. Evet, yoğun baskılar sonucunda kaldırılmış bu. Ama bunun yerine de Penguen diye bir reklam filmi çekip koymuşlar. Saadet Partisi böyle ilginç hani çıkışlar yapıyor gerçekten. Özellikle bıraktığımız o genel seçimlerde de bu tarz videolarla çok konuşuluyorlardı. Bunun üzerine bir konuşmak istiyorum. Neyinden rahatsız oldular bu videonun? Yani... Sülün Osman'dan şöyle, bahsediyor bu video. Önce bu videonun olabildiğince çok sosyal medyada paylaşılmasında fayda var. Herkes, evet, her gün bir herkes paylaşsın bunu. Evet. Bir tek haksızlık Sülün Osman'a yapılıyor burada. Sülün Osman çünkü aslında halkı sömüren bir adam değil. Sonradan görme zenginlerin çarpan bir adam. Yani Galata Köprüsü'nde para almak dışında yaptığı, Dolmabahçe Saat Kulesi'ni satması, işte... Önüne gelen başka bir yer satmasın sebebi o hacı ağaların, buraya gelmiş hacı ağaları dolandırmakla ilgili. Yani halktan bir kuruş çalmıyor. Aslında bir tür Robin Hood gibi. AK Parti öyle değil. Değil mi? AK Parti herhalde mesaj mı alıyor? Yani kendi üzerine mi alınıyor burada söylenenleri? Neden böyle bir baskı uygulamış? Bence şeyi görüyor. Sülün Osman'ın ne kadar karakterli biri olduğunu görüp bir rahatsız oluyor. Bence bundan rahatsız oluyorlar. Yani yoksa çalmaktan, çırpmaktan rahatsız olmayacak kadar yüzsüz olduklarını biliyoruz. Bir de tabii hani bak Sülün Osman gibi esprili, güzel bir karakter var. Bir de siz varsınız kırkaramilerin yandan yemişi gibi. Aradaki fark bu. Üstelik Sülün Osman hiçbir devlet gücü kullanarak yapmadı bunu, zekasıyla yaptı. Ha, bunlar da zeka olmadığı için sadece devlet gücüyle yapıyorlar. Evet. O sebeple Saadet Partisi'nin filmini kutluyoruz. Sülün Osman'a yapılan haksızlığı benzetmeyi kınıyoruz. Ama paylaşılsın tabii. Tabii güzel, ki bol güzel, bol paylaşılsın. Güzel mesajlar var içeriğinde. Çok güzel. Penguen de gayet güzel. Evet. Penguen de paylaşılabilir. Evet, şimdi geçen hafta biz benim rahatsızlığımdan ötürü programımı ertelemiştik ama orada da Çiğdem soyadını hatırlayamadım. Toker. Çiğdem Toker'in güzel bir haberi vardı. İBB'nin yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye bütçesinden özellikle tarikatlara, vakıflara, Erdoğanların başında bulunduğu vakıflara para aktardığından bahsediyordu. Çok güzel bir yazıydı. Çok şey öğrendik içeriğinden. Bir tane video göstereceğim ben şimdi. Belediye araçları bakın kimlere tahsis edilmiş, kimleri nerelere taşıyor. Biraz onun üzerinde de oradan da hatta vakıflara aktarılan paralar üzerinde de konuşalım. Evet, Mahmut Hoca'nın müritleri gelmişler. Yine geziyorlar buralarda. Böyle binlerce var, binlerce. İşte AK Parti devletinin... Tarikat çocukları, bakın hepsi öğrenci. Oh, 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 oh. Binlerce arkadaşlar. Bakın, Çekmeköy'de tarikat kurmuşlar. Binlerce, binlerce. Daha evin orada var. Yani size diyeyim, belki şu anda 10 bin tane böyle tip var burada. Bakın böyle. Yani yüzlerce metre servis araçları. Hepsi de şeyler, belediyelerin araçlarıyla geliyorlar. Bakın, Küçükçekmece Belediyesi. Bak, Temel Karadeniz. Bak, bunlar taşıyor bunları. Bütün belediyeler tarikatlara çalışıyorlar şu anda. Şaka gibi. Bak, İstaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhalde o da. Evet, böyle devam ediyor. Evet, Kara Çarşaflı genç kızların, öğrencilerin, kadınların oraya taşındığını ve bunu belediyenin araçlarıyla yaptığını görüyoruz. Peki burası neresi Çekmeköy? İsmail Ağa tarikatının bulunduğu yermiş ve bu kadınların oraya ziyarete götürüldüğü söyleniyor. İsmail Ağa tarikatı Numan Kurtulmuş'la hem ilişkili hem de Erdoğan Gül, Abdullah Gül ve işte Ahmet Davutoğlu'nun da ilişkili oldukları, zaman zaman birlikte işte ziyaretlerde bulduğu fotoğraf verdikleri bir tarikat. Ve Çiğdem Toker'in de
o yazısını çok destekliyor aslına bakarsanız. İBB'nin vakıflara, tarikatlara kaynak sağladığını ve onları işte varlığını sürdürmelerini, hem de milyonlardan bahsediyoruz tabii, bu kaynak sağlamak hani öyle cüzi rakamlar değil, ciddi anlamda paralara katıldığını gösteren bir haberdi. Bunun üzerine birazcık konuşalım istiyorum. Şimdi tabii bu bir tür yolsuzluk. Orada Küçükçekmece Belediyesi'nin aracını arıyor bir kere Çekmeköy'de. Bu Küçükçekmecelilere yapılan bir haksızlık ve sömürüdür. Evet. Gerici bir gizli örgütün, bunlar gizli, kurumsal değil, resmi değil. Gizli örgütte belediyenin araç sağlaması bir terör suçudur. Bunlar ama en basit şeyler. Bunlar örgütlenmeye yönelik, gizli örgütlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan şeyler. Evet. Daha çok siyasi küçük yatırımlar bunlar. Asıl pislikleri. Umarım Ankara Büyükşehir Belediyesi alındıktan sonra mesela Ankara'da yaşayacağız. Hele hele İstanbul alınırsa eğer, işte Fosettiğin kapağı açılacak. İşte o zaman gerçek yolsuzluk neymiş? Şu utanmadan İSKİ'yi şey yapıyorlar ya, o gariban, iki garibanın yaptığı saçma sapan, tabii ki yolsuzluktur o da, ama onu hala söylüyorlar ya, bu ahlaken düşükler. İşte o zaman bunların müebbet hapis yatacak kadar yolsuzluk yaptığı ortaya çıkacak. Evet. Bu sadece burada değil, Bursa Belediyesi. En büyük yolsuzlukların yapıldığı başka bir belediye. Sanıyorum ülke genelinde AKP'ye ait olan her yerde bu yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerde, büyük tabii şehirler, Cukka büyük olduğu için öyle oluyor, ama gidin beldede bir belediyeye gidin, AK Partili ise, MHP'li ise. Ha başkaları da vardır. İl, bak belediye değil, hani vardır CHP'de de tokatlayan vardır, ama bunların tokatlamasıyla o tokatlama arasında büyük fark var. Bir de bunlar çekirge sürüsü. Burada özellikle AKP'ye ait belediyelerde tarikatlara çok ciddi paralar aktarıldığını görüyoruz. Yarın öbür gün bunların FETÖ gibi karşımıza çıkmayacağı ne malum. O paraların silaha gitmediği ne malum. Evet, o zaman hani kimi tutuklayacaksınız? Hani FETÖ'den siyasi ayağını yırttınız ama o zaman ne yapacaksınız? Yani ortada şu an mesela oralara aktarılan Menzil tarikatına, İsmail Ağa cemaatine, şuraya buraya. Daha beterini söyleyelim. Bu silahlanan tarikatların ya da işte örgütlenen tarikatların, beyin yıkayan tarikatların Cukka için birbirlerine vurduğunda polisteki tarikatlar nasıl bir ayırma yapabilecek? Süleymancılar şimdi polise yerleştiriliyor mu? Menzilciler sağlıkta mı? Evet, yargıya da. Bunlar bir gün birbirini yemeye başlarsa ne halt edecek? Sanırım kaynağı bölüşemeyince FETÖ ile AKP'nin olduğu yani gibi. Yani hikaye şeyden de geçti. Devletin polisi derdik eskiden. Evet. Şimdi AKP'nin polisi diyorduk, şimdi tarikatın polisi. Evet. Yuh yani be. Değil mi? Yuh yani. Tabii bir de onlar hani mesela İsmail Ağa tarikatındansın denildiği zaman olmuyor mesela. Menzil tarikatındanım diye çıkıyor. Kendini o şekilde savunuyor. Nurculardanım diyor. Bilmem necilerdenim diyor. Evet. Ha belki birbirlerini yemeleri açısından güzel şeyler de olur. Umarım birbirlerini yiyerek yok olurlar. Evet. Bu nedenle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler AKP için çok önemli. Tabii. Çünkü biliyorlar ki eğer bu muhalefetin eline geçerse çarşaf çarşaf serilecek ortaya bütün pislikleri. Daha iktidara gelmeden Türkiye'yi nasıl sömürdüklerinin örneği İBB. Değil mi? Bazı büyük şehirler. Ve cemaatleri kaynakta kesilirse sanıyorum iktidarları da çok zayıflayacak. Biter biter. Evet. Cemaat dediğin ya da tarikat dediğim birkaç tanesini yine tenzih edelim. Evet. Cukkadır, paradır, iştir, tacizdir vesairedir. Evet. Budur. Bir de bir meczuptur başındaki. En son şu Kıbrıs'ı bunlar elini öperdi bir ara. Şeyh Kıbrıs'ı vardı ya. Evet. Meczubun önde giden. En son peygamberliğini ilan etti herif ya. Peygamberim dedi. Yeni din. Siz bunun elini ayağını öpüyordunuz be, herifin deli olduğunu çocuk anlar, çocuk. Terörist olarak bilinen bir kişinin ayağının dizinin dibinde Erdoğan'ın fotoğrafı vardı hatırlarsak. Evet. Yani artık söyleyecek bir şey kalmıyor. Erdoğan'ın Sivas konuşmasına geçeceğim. Biliyorsun Erdoğan olmadan önce, Erdoğan iktidara gelmeden önce bizim ülkemizde ne bir tane üniversite vardı, ne bir tane kurum vardı. Allah razı olsun. Biz ağaçta yaşayıp yere inerdik. Sabahları yere inerdik. Meyve toplardık. Yabani meyve toplardık.
ateşi bulamamıştık. Evet. Erdoğan geldi, ateşi bulduk. Evet, evet öyle. Seçmeni de buna okey diyor zaten, hiç önemsemiyor. Onaylıyorlar. Erdoğan ne derse onaylıyorlar onlar zaten. dün yine evet, biraz önce de bahsettiğim gibi kadro isteyenlere çıkıştı, azarladı. Herhalde bundan sonra onu göreceğiz. Ekonomik kriz var diye bağıran vatandaşı Mehmetçiği söyleyerek susturacak. Mermi falan. Kadro diyen vatandaşı savaşıyoruz deyip mermi ne kadar biliyor musunuz deyip susturacak. Anlıyoruz ki bundan sonra utandıracak vatan millet Sakarya ögeleriyle. Öyle susturarak bir kampanya sürdürecek ve sanıyorum yine Binali Yıldırım'dan ve işte ÖSSİ'den daha çok Erdoğan'ı göreceğiz biz. Şimdi zaten seçim kampanyalarını şey üzerine kurmuşlar, temiz bir çevre, temiz seçim çalışmaları diye kurmuşlar. Yani Erdoğan susarsa çok aslında ortalık hani sakin olacak ama Erdoğan tek başına yetiyor sanıyorum ortalığı karıştırmak için. Fazlaca sesi duyuluyor. Dün Sivas'ta da dedi ki biz yokken, bakın ne yokmuş. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Yok. Bizimle beraber Sivas'a üniversite geldi. 1974'te kurulmuş. Onlar olmadan önce Sivas var mıydı? Yoktu. Yoktu. Tabii. Yoktu. Ankara ya başkent bu, değildi. Şöyle bir şeyi keşfediyorlar. Yani aslında bunu Goebbels keşfetmiş tabii, bunlar değil. Yalanı birkaç kez tekrarladığında halk da okumuyorsa, etmiyorsa falan filan. Gerçeğe dönüşür. Sosyal bellekte yoksa gerçeğe dönüşür. Evet. Yani bunda bir sıkıntı yok. Bunun üstünden gidiyor. Şu şeye değinmek istiyorum. Bu çevrecilik nereden geliyor? Hı hı. Çevreciliğin tek bir sebebi var bunların çevreciliğinin. Para galiba. Yok yok. Değil mi? Bu konuda şu. Hı hı. Eriyorlar ya. Hı, evet. Ekonomik kriz var ya. Tek tek rezillikler ortaya çıkıyor ya. Diğerleri propaganda yapmasın. Biz zaten medyaya sahibiz, ona sahibiz, buna sahibiz. Onun önünü kesmek için. Yani evet, CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin önünü kesmek için yapılmış bir rezillik bu. Bunun doğru açıklaması bu. Erdoğan zaten tamam yapıyor ve yapınca da azarlayarak da susturma gücü var. Bayrakları kumaştan yapamaz mısın kardeşim? Değil mi? Yaparsın. Kumaş çevreye zararlı mı? Boyasına da dikkat edersin. Zararlı değil. Siz zararlı mısınız çevreye? Zararlısınız. Kalkın piyasadan. Kalkın sokaklara çıkmayın, değil mi? Şimdi güçlerini kaybettikten sonra erken genel seçim olsa gene acaba sahalarda görmeyecek miyiz? Veyahut 31 Mart akşamı pompalı tüfeklerle havayı kirletmeyecek mi bunlar? Değil mi? İlçelerden çıkıp bir grup MHP'liyle beraber, Sedat Peker'lerle evet beraber falan bunları görmeyecek. Çevre kirliliği kendileridir. Evet, kesinlikle. Bu kadar net. Kesinlikle katılıyorum. Nurman Kurtulmuş, Rahmet Hamdi Çamlı'nın Yeliz diye tanıyoruz. Üçüncü, Yeliz neden tanıyoruz biliyorsun değil biliyorum, mi? Biliyorum, biliyorum. TBM'den kendilerini övmeye çalışırken, canlı bağlantıda kurarken tabii kamerayı kendisine çevirmiş Yeliz sahte adıyla. Yeliz olarak kaldı. Öyle denilince hatırlanıyor. Hamdi Çamlı ya benim Yeliz diye tanıdığım bir arkadaşım var. Yani gerçekten hakaret ya. Kendine bam, yani kötü bir, daha berbat bir isim seçecek. Yeliz kim sanki? Tipsiz. Bunların 3. hava limanı çevresinde ve işte Kanal İstanbul civarında şeyleri çıkmış, toprakları çıkmış, arazileri. Ve bu arazilere yapılanma gelecek tabii ki. İşte restoranlar, hastaneler, yollar, imar açılacak. Ve tabii buradan güzel bir vurgun mu yapmış oluyorlar aslına bakarsan? Vurgun yapmış oluyorlar. Devlet malını çalmış oluyorlar. Evet. Yolsuzluk yapmış. İlim Yayma Cemiyeti var, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, işte Numan Kurtulmuş'un kız kardeşleri ve Numan Kurtulmuş bunu şey diye açıklamış. Aileden kalan bir topraktı diye. Hı. Evet. Temiz çevre. Yani Numan Kurtulmuş'un geçmişine gittiğimizde Has Parti'den, yani ailesine de pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü geçmişini çok hızlı unutan biri. Evet, evet. Aile, ama aile arazisini nasılsa hatırlamış hemen. Tabii aslında onun bir videosu vardı ama ben çok az zamanımız kaldığı için onu söylemeyeceğim. Ama hatırlatalım. Numan Kurtulmuş ne diyordu? Mücahit gelip müteahhit oldular. Harun gibi gelip Karun gibi evet gidiyorlar diyordu. AK Partililer için evet diyordu. Ama şu an bunlar o mücahit de olamadı ama hep müteahhit oldu. Güzel oldu. Evet. Hep güzel müteahhit oldu. Temizliyorlar çevreyi. Evet. O şekilde de devam ediyorlar. Şule Çet'e değinmek istiyorum. Son evet iki dakikamız kaldı. Şule Çet Ankara'da 20. kattan bir plazanı 20. katından atılarak intihar ettiği söylenilen bir genç kızdı. 20 yaşındaydı.
Ve biz bunu sonradan öğrendik ki otopsiden, işte raporlardan tecavüz izleri var ve hani atılmış oradan ve ölümüne sebep olunmuş. Şimdi onun avukatlarının ülkücü cemaatten geldiği, camiadan geldiği anlaşıldı. Ve cinsiyetçi tavırlarıyla dikkat çekiyorlar. Öte yandan duruşması görüldü geride bıraktığımız hafta içerisinde ve Şule Çetin ısrarla bekaretinin üzerinde duruldu. Yani bunu zanlıların da avukatları da yaptılar. İşte hakim de şey diye sordu ev arkadaşına. Erkek arkadaşı var mıydı? Eve erkekler gelip girip çıkar mıydı? İşte zanlılar şey dediler. Kızlık zarı önceden yırtılmıştı dediler. Bekareti yoktu dediler. Bunun üzerinden yürüyen bir tartışma var. Sosyal medyada da şöyle bir durum var. İşte 20 yaşındaydı, çalışıyordu, annesizdi, para kazanmaya çalışıyordu. İnsanlar şöyle tepki verdiler buna. Böyle olmasaydı, annesi olsaydı, çok zengin bir kız olsaydı tecavüze hak mı görecektik dediler. Bekareti veya işte fakir bir ailenin kızı olması durumu kurtarır mı? Onu konuşalım. Öncelikle şu ruh hastalığına bir yanıt verelim. Tecavüzde sınıfsal yaklaşım olmaz. Evet. Tecavüz herkes, kime yapılırsa yapılsın en iğrenç suçlardan biridir. Bu anlamda bunu yazanların o taş kafalarına hani bunu sokmaları lazım. Bir, evet. Onu geçelim. Türkiye'nin en iğrenç insan tipi hangisidir dersen şu avukat tipidir işte. Evet. Sen kim oluyorsun da el alemin bekaretini sorguluyorsun, şerefsiz adam. Mesele tecavüz dediği bu, cinayet. Evet. Ayrıca. Bir de o tarafı da var. Asıl cinayet. Şerefsizler tecavüz etmekle kalmamış. Öldürmüş bir de. İşte bu avukatın avukatlık yapma hakkı engellendi. Evet. Ama ondan önce o hakim ne diyor? Değil mi? Eve sen giren çıkan kimsin? Erkek var mıydı? Evet. Sen kimsin? Ya şunu algılamıyorlar herhalde. Bir kadın rıza göstermediği sürece kocasıyla da ilişkiye girmeye zorlanamaz. Bu kadar basittir. Hayır hayırdır. Yani ya da bir işte hayat kadınına bile tecavüz edemezsin. Bunu parayla yapıyor, nasılsa buna açık deyip yapamazsın. Öbür taraftan ya bakire olmadığı düşünülen bir kız tecavüzü hak mı ediyor? Yani ve bunu öldürün, o kafaya nasıl sokacağız? Ya, nasıl algılayacaklar? Bak tecavüz dedi. Evet, cinayet var. Cinayet ya. Var. Tecavüz ve cinayet var. Sen bunu ne hakla sorgularsın? Yani ne biçim hukuk adamısın sen? Evet. Şeyi bıraktım zaten, bu fiili işleyenleri bırakıyoruz bir kenara. Bunlar bu ülkenin mikrobu, bu dünyanın mikrobu böyle var. Homo sapiens sapiens denen türün böyle aşağılık bir yanı var. Ama bu rezilliğin dik alası. Evet. Ve bu insanlar hukuk adamı diye dolaşıyor ortada. Bu insanlar avukatlık yapıyor ya. Evet. Her şeyin bir sınırı vardır be. Bizim de sabrımızın sınırı evet. Var. Yani ölsünler ya. Mümkünse. Evet. Çünkü biz gerçekten artık bunlarla evet. Sinirlenerek ölüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.